Merhaba arkadaşlar, bugün 30 gün 30 dakika yoga yolculuğumuzun 14. günündeyiz. Ve bugün Vishvamitrasana pozunu yapacağız. Bir kol dengesi kendisi ve biraz böyle kompleks bir yapıya da sahip aslında. Hele ki daha önce hiç yapmadıysanız böyle biraz karmaşık gelebilir. Nasıl yapılacağını belki tam olarak anlamıyor olabilirsiniz. Yani bedeninizde belki keşfetmediğiniz bazı noktalar olabilir. Ama bu pozu gerçekten keşfettikçe de çok sevmeye ve böyle çok keyif almaya başlıyoruz. Benim için öyle oldu bu pozu deneyimleme sürecim. Hem böyle bedenimizin yanının açıklığı, hem kalça, hem hamstring, hem kolumuzu nasıl sabitleyeceğiz mesela. Bu çok kritik noktalardan birisi. Ve ben mümkün olduğu kadar anlatırken hepsine değinmeye çalışacağım. Yavaşça rahat bir oturuşa doğru yerleş. Şöyle birkaç kez derin nefes alıp bırak, ihtiyaç duyduğun ölçüde. Ve belki az önce söylediğim cümleler daha hiç deneyimlemeden belki kafanı karıştırmış bile olabilir. Hepsini bir kenara koy ve gerçekten deneyime açık kalmak için bütün düşüncelerinin farkında olup onlara kapılmamayı dene. Evet, belki benim dilimden karmaşık kelimesi çıktı, bütün bedenle alakalı farkındalık çıktı. Olabilir, bunlar benim deneyimim ve belki senin için çok başka bir his ortaya çıkabilir. Tekrar derin bir nefes al. Ağızdan bırak. Ve sonra yavaşça gözlerini aç. Okay. Ve buradan dört ayağa doğru yerleş. Ayaklarının dışı yerde olsun. Ellerini matının dışına çıkar. On parmak ucu. Omuz başlarını geriye doğru. Al kasıkları geriye doğru itip. Göğüs kafesini aşağıya doğru sarkıt. Nefes alırken sırtı kabart. Başı bırak. Bunu daha önce benimle yapmış olabilirsin. Birkaç kez yaptık derslerde. Eğer önceki dersleri pratik ettiysen. Hem çok güzel bir omuz açıcı aslında. Omuzları geri çekip parmakları iyice yere basarsan. Hem de aynı zamanda sırta, omurgaya, göğüs kafesinin önüne, karnına, nerelerde hissediyorsan oraları biraz yumuşak bir giriş. Nefesle bağlantılı olarak iki kez daha. Amacımız bir noktamızı yere değdirmek değil. Hani attım, benim çenem zemine dokunuyor. Seninki dokunmak zorunda değil. Yeter ki omuzların içine gir. Hadi son kez yapalım. Ve sonra yavaşça yüksel. Ellerini getir matının içerisine. Tak parmaklarını ve aşağı bakan köpeğe gel. Sol ayak parmaklarını biraz öne al, sağ bacağı yukarı kaldır, dizini bük ve kalçanı çevir ve sağ bacakla 3 tane geniş daire yap. Ve ters yan. Ve yavaşça getir, sağ ayağım sağ elin yanında yere. Aldın nefesle yüksel, kaldır kolları yukarıya. Nefes verirken elleri yere getir. Sağ bacağı düzelt. Ayak tabanın yerde olmasın yalnız. Topuk yerde sadece. Ve göğüs kafesini hafifçe öne doğru aç. Nefesi verirken hafifçe katlan. Ve aldığın nefesle bir kez daha uza açıl. Nefesi verirken tekrar katlan sağ bacağına. Aldığın nefesle uza aç göğsü. Verirken elleri yere koy. Sağ bacağını geri çekip plank'e gel. Yarı yoldan geçip tamamen kol yüz üstüne. Sağ kolu uzat matının dışına, kalçayı üst üste al. Ve sol ayak tabanı kalçanın arkasında yere getir. Kolun ve elin aynı hizada olsun. Sağ elin parmakları ve omzun aynı hizada. Şimdi bugün mümkün olduğu kadar kollarınızı yormadan, fakat kollarınızı
açarak esneterek bakacağız. Neden? Çünkü zaten bir kol dengesine gireceğiz ve bu kol dengesinde mümkün olduğu kadar kollarımızın yorulmamış olması önemli. Yavaşça gel ortaya. Sol kolu sola doğru uzat. Sağ el göğsünün önünde. Önce bir bakabilirsin elin kolun aynı hizada mı? Ve sonra bacakları yan yana taşı. Üst üste al. Rahatsan sağ ayak kalçanın arkasında yere gelsin. Ve sol avuç içinde yere basmayı sürdür. Sol omzunun içerisinde bir açılma. Yeteri kadar bir acı yok. Çok sinirlerini zorlamana hiç gerek yok. Ve yine ne kadar zihinde rahatız, o kadar asanaların içerisinde de rahatız. Şimdiden belki bunu kendi içinde tekrar etmek ve oturtmak iyi gelebilir. Yavaşça gel ortaya. Ve ellerini matının dışına çıkar. 10 parmak ucu ayaklarının dışını bas yere. Nefesini alırken aç göğsü, açık kobra. Verirken gel yüz üstüne. 3 kez aldın nefesini, uza açıl. Verirken gel tekrar. Ve son kez. Ve buradan 4 ayağa yerleş. Ve aşağı bakan köpek. Ve sol bacağı yukarı kaldır, dizini bük ve kalçanı çevir ve sol bacakla geniş daireler yap. Ters yön. Ve yavaşça yerleştir, sol ayağın, sol elin yanında yere. Nefesini alırken yüksel, kaldır kolları yukarıya. Verirken ellerini yere getir. Sol bacağı düzel. Topuk yerde kalsın. Ayak tabanını aç. Yarı yolda da kalabilirsin. Rahat hissediyorsan katlanabilirsin sol bacağın üzerine. Nefesini alırken uza açıl. Verirken katlan. Aldın nefesini, uza aç göğsü. Verirken katlan ve sol topuğu yere bas. Bir kez daha alırken uza açıl. Verirken katlan. Ve son kez göğsü aç, avuç işlerini yere bas, sol bacağını geri çek, plank. Yarı yoldan geçip tamamen kol yüz üstüne. Bir kez daha sağ kolu yana uzat, sağ yanağın üzerine gel, bacakları üst üste alırken sol ayak kalçanın arkasında yerde. Yavaşça gel tekrar yüz üstüne. Sol kolu uzat sola doğru. Sağ elden destek al. Kalçayı çevir. Ve yine başın boynun rahat olsun. Ve belki sağ ayak tabanın kalçanın arkasında yerde. Rahatım. İtip çekmiyorum girdikten sonra. Sağ elinden aldığım destek sol omzumun içerisindeki açılmayı etkiliyor. O yüzden sağ elinle ne kadar yeri ittin ya da itmediğin de önemli. Yeteri kadar olsa yeterli. Yavaşça gel tekrar. Elleri çıkar matın dışına 10 parmak ucu. Aldığın nefesle uza aç göğsü. Verirken gel yüz üstüne. Bir kez daha alırken uza açıl. Verirken gel yüz üstüne. Son kez. Ve burada bir nefes alıp ver. Ve verirken gel yüz üstüne. Dört ayaktan geçip aşağı bakan köpeğe gel. Sağ bacağı tekrar yukarı kaldır. Dizini bük ve kalçanı çevir. Uza kasıktan dize doğru. Ve yavaşça getir. Sağ dizini sağ koltuk altı, sol koltuk altına doğru. Sağ bacağın yana doğru uza. Götürebildiğin kadar sola götür. Ve sağ kalçanın bir kısmını, yani daha doğrusu dış kısmına gibi yere yerleştir. Arkadaki ayak parmakların takılı olup topuğun yukarıya bakıyor da olabilir. Ya da bacağını yan da çevirebilirsin. Kendini nasıl rahat ediyorsan. İster böyle kal, istersen dirseklerin üstüne gel.
Ben mesela arka topuğumu yukarıya kaldırdığımda daha rahat ediyorum. Ve sağ ayağını da istediğin kadar yukarı da çekebilirsin, abartısız bir şekilde. O ayağın yeriyle oynayabilirsin. Şimdi ayak parmaklarını kendine doğru çekip sanki böyle ayağınla bir şey itiyormuşsun gibi yap. Biraz burada IT bend ya da kalçada belki biraz bir his oluşabilir. Hem de aynı zamanda bir çevirme halindeyiz. Bunun da faydasını göreceğiz ilerleyen zamanlarda. İster böyle kal, istersen sağ kolu kaldırıp sol kolu sağ kolun altından geçirip sol yanağını ya da sol şakağını yere yerleştir ve birazcık daha derin bir yer burası. Hem sağ bacak, sağ kalçanın dışı için hem de üst bedenindeki çevirmeden dolayı. Sol kürek kemiğinin dışında bir his var belki. Ve yavaşça yüksel. Arka ayak parmaklarını takıp dizi yukarıya kaldır. Ve sağ dizini karnına doğru çekip yerleştir ayağını iki elin ortasına. Arka ayak tabanını yan çevir. Aldığın nefesle yüksel. İkinci savaşçıya gel. Kolları bedenin iki yanında uzat. Şimdi burada arka bacağına dikkat et. Ne kadar güçlü basıyorsun arka ayak tabanına? Ne kadar güçlü kullanıyorsun kasıklarını? İç bacaklar canlı mı? Buralar önemli. İki nefes daha. Ve sonra ters savaşçı için sağ kolu kulağın yanından geriye doğru uzat. Fakat öndeki dizini birazcık daha bükmeyi dene. Arkadaki dizi bükmeden, öndeki dizi bükerek sadece. Ve nefesini alırken gel. Tekrar ikinci savaşçıya. Ve sonra gelsin sağ el, sağ ayağının iç kısmında yere. Belki arka ayağı birazcık öne taşıyabilirsin. Ve sol kolu yukarı kaldır. Şimdi sağ kolla sağ bacağın arasındaki temas çok önemli. Buradaki teması unutma. Bunu her yerde kullanacağız pozun içerisinde. Sağ kolumla sağ bacağımı dışa doğru itiyorum. İki nefes daha. Ve sonra yavaşça sol kol bir nefes kulağını tepesinden ileriye doğru uzasın. Ve nefesi verirken getir sol eli yere. İki ayağı birden matının sağ uzun kenarına doğru yan çevir. Sağ ayağın yeriyle oynayabilirsin. Ve sağ kolu yukarıya kaldır. Kalçayı yüksek tut. Belki sağ el başının arkasına getir. İki nefeste böyle kal. Sol kol ne kadar sabit, ne kadar güçlü kullanıyorsun. Ve yavaşça sağ eli yere getir. Ve iki bacağı birden tekrar öne doğru çevir. Sağ bacağı düzeltip arkadaki dizi biraz bükerken olabildiğince karnını sağ üst bacağına yakın tutup katlan sağ bacağını. Ve yavaşça gel tekrar ayak tabanın yerde. Sağ bacağı geri çek. Plank. Tamamen kon yüz üstüne. Ve normal bir kobra için aç göğsü. Ve aşağı bakan köpek. Ve sol bacağını kaldır yukarıya. Bük dizi aç kalçayı uzay yine kasıktan dize. Ve yavaşça getir. Sol dizini sağ koltuk altına. Şimdi bacağını yana doğru aç. Arka bacağı biraz geriye doğru götürürken sol bacağı sağa kaydıra kaydıra sol kalçanın yanına doğru otur. Şimdi yine arka bacağını ister yan çevir, istersen topuk yukarıya baksın. Ben topuk yukarı bakmayı daha rahat ediyorum. Ve ister ellerin üstündesin ya da dirseklerin üstünde. Burada biraz zeminin sertliğini kullanmak için hani bir masaj olsun kalçanın dışına diye küçük küçük öne arkaya da yapabilirsin. Ya da sol kolu hafif öne götürüp kaldırıp yukarı sağ kolu iyice sol kolun altından daldırıp
Başının sağ yanını da yere koyabilirsin. Çok fazla geliyorsa nefesini kilitleyecek kadar, o zaman bir adım geri gel. Aldığın nefesle yüksel. Elleri yere yerleştir. Arka ayak parmaklarını takıp dizi yukarı kaldır. Ve sol dizini karnına doğru çekip yerleştir ayağını iki elin ortasına. Arka ayak tabanını yan çevir. Ve nefesini alırken yüksel. İkinci savaşçıya. Şimdi burada da mümkün olduğu kadar sağ bacağını nasıl kullandığına dikkat et. İç bacakların birbirini sarıyor mu? Nefes rahat. Ve sonra yavaşça sağ eli getir, sağ bacağın arkasına doğru. Şimdi öndeki dizini biraz daha bük ki aynı zamanda sol iç bacak da uzamaya devam etsin. Ve sol kolu kulağın yanından geriye doğru uzat. Mümkün olduğu kadar sol elinin parmak ucuyla uza. Yavaşça ortaya gel. Ve nefesi verirken sol el gelsin. Sol ayağın içerisinde yere. Arka ayağı istersen birazcık öne doğru toparlayabilirsin. Ve sağ kol yukarıda kalsın. İki nefes daha. Ve sonra sağ kol bir nefes kulağın tepesinden ileriye. Ve sonra gelsin sağ el matın sağ köşesine. İki ayağı birden matının soluna doğru yan çevir. Ve sağ bacak çok güçlü. Sol ayak tabanın tam yere basıyor. Sol kolu yukarı kaldır. Ve sol kalçayı tavana doğru ittikçe sağ kolunu nasıl kullanıyorsun bir bak. Mümkün olduğu kadar sabit, stabil. Ve belki iki nefes kolunu ileriye uzatabilirsin ya da elinle başının arkasını tutabilirsin. Ve yavaşça gelsin sol ellere. İki ayağı birden öne doğru çevir tekrar. Sol topuk yerde kalsın. Sağ dizini hafifçe büküp karnınla sol üst bacağını doğru uza ve katlan. Yavaşça yüksel. Sol bacağı geri çek. Plank. Tamamen kon yüz üstüne. Ellerini kalçanın üzerinde ör. Omuzları geriye doğru çek ve sırtının gücüyle kolları geriye alarak bacakları kaldır. Boyun rahat. Yavaşça elleri çöz, ayak parmaklarını tak. Yukarı bakan köpek için ayak parmakların takılı bir şekilde. Ve aşağı bakan köpek. Ve son seri için sağ bacağı yukarı kaldır. Dizi bük, kalçayı çevir. Ve yavaşça getir ayağını iki elinin ortasına. Trikonasana için sağ bacağını düzelt. Sol kolu yukarı kaldır. Ve sol kolu başın tepesinden ileri gönder. Şimdi sol eli beline al. Bakışlar matının sağında. Ardha Chandrasana. Ve sonra getir sol eli yere. Kalçayı aşağı doğru çevir. Ve yavaşça arka ayağın 45 derece yan olacak şekilde yere yerleştir.
Nefes alırken yüksel birinci savaşçı. Ve sonraki nefesini verirken sağ bacağı düzelt. Sol kolla öne doğru uzat. Sol kol bu sefer. Ve sol eli getir sağ ayak bileğine. Arka bacağı güçlü kullanırken hafifçe üst bedeni çevir. Ve sağ kol yukarıya. Sağ kalçanın dışını iyice geriye itip sol kasığı öne doğru toparla. Ve rahatsan belki sağ kol başın tepesinden ileri. Ve yavaşça sağ el yere gelsin. Sol el yere gelsin. Ve sağ bacağı geri çek plank. Tamamen kon yüz üstüne. Bir kez daha elleri ön kalçanın arkasında. Omuzları geriye doğru çek. Başı kaldır. Bacakları kaldır. Ve uza. Başını bir sağa bir sola doğru götür. Bayağı iyi geliyor boynun iki yanına da. Ve sonra elleri çöz. Tak ayak parmaklarını it kollarla kendini yukarı bakana. Ve aşağı bakalım. Derin bir nefes. Ağızdan bırak. Ve kaldır sol bacağı yukarı. Bük diz aç kalçayı. Ve yavaşça getir sol ayağı ikilinin ortasına. Arka ayak tabanı yan çevir ve trikonasana için. Yine sol ayı istediğin yerde tutabilirsin. Sağ kol yukarı ya da belki başın tepesinden ileri. Bedenin yanında uza ve o uzamayı da beden zaten hafızasında tutuyor. Uzaması gerektiği yerde uzayacak. Şimdi sağ el belini al. Arda Chandrasana için kendini rahat ettiğin bir şekilde sağ bacağı yükselt. Ve sağ kolu da yükselt. Yavaşça sağ eli yere getir. Kalçayı aşağıya doğru çevir. Sağ ayağını götürebildiğin kadar geriye götürüp ayak parmaklarını 45 derece yan çevir. İstersen sol ayağını da yeriyle oynayabilirsin. Nefes alırken yüksel. Kaldır kolları. Verirken biraz daha alçal. Ve sonra yavaşça sol bacağı düzeltirken sağ kolunu öne doğru uzat. Uzat, uzat. Ve yerleştir sağ elini ayak bileğine. Burası en rahatı benim için. Sol kol yukarı uzamadan birazcık kalçayı öne doğru uzat. Ve sonra gönder sol kolu. Rahatsan sol kol başın tepesinden ileriye doğru uzanabilir. İki ayak tabanın da güçlü. Nefes verirken sol el yerde, sağ el yerde, sol bacağı geri çek, plank, chaturanga, tamamen kol yüz üstüne ve normal bir kobra yapalım bu sefer. Gel yüz üstüne, bir kez daha. Nefesle yüksel. Verirken gel yüz üstüne. Okey. Ve tak parmaklarını dört ayaktan geçip rahat bir oturuşa doğru yerleş. Okey. Umarım iyisinizdir. Şimdi pozun kendisine geçmeden evvel dediğim gibi önce bir hazırlık aşamasına bakacağız. Bu aşama eğer daha önce hiç yapmadıysan İlk önce zaten bunu benimle beraber dene. Ve baktın ilk aşamada zaten çok zorlanıyorsun. İkinci aşamaya geçme. Bazen hırs yapıyoruz. İkincisi daha zor demek ki işte onu da yapmalıyım falan gibi. Hiç öyle şeylere gerek yok. Kendin, kendi bedenin, kendi zihin sağlığın için yapıyorsun yogayı. Bunu arada hatırlamakta bence fayda var.
Şimdi pozun hazırlık aşaması arkadaşlar. Önce önden görmeniz için sol ayağımı öne getireceğim. Ve sağ ayağımı matımın soluna doğru çevireceğim. Şimdi sol ayağımla sağ dizim aynı hizada olursa daha rahat bir yer. İki elimi birden de sol bacağımın içerisine koyacağım. Sol ayağı belki biraz daha götürebilirim. Şimdi sağ ayak parmaklarımı takıyorum. Bu benim için bu şekilde daha rahat. Sana da önce takmanı öneririm. Sonra sol kolumu, omuz başımı sol bacağımın altından daldırıp avuç içimi sol elimin dışında yere koyuyorum. Sol elim, sol ayağımın dış kısmında yerde. Sonra sol ayağımın parmak ucuna yükseliyorum. Bu esnada mesela çok öne eğimleniyorsan arka bacağı geri götür. Çok geride kalıyorsan arka bacağı biraz öne getir. Yani bu aradaki mesafe hepimizin kendi beden oranlarına göre değişebilecek bir mesafe. Ve sonra sağ elimle geliyorum, sol ayağımın dışından tutuyorum. Önce sol bacağımı öne doğru uzatıyorum. Rahatsam başımı kolumun altından geçiriyorum. Ve sol topuğumla ileriye doğru iter gibi yapıyorum. Ve sonra yavaşça sol ayağımı yere getiriyorum. Sağ elimi çözdüm. Sol kolu çıkardım. Ya da kendi tarzında çıkış şekilleri de uygulayabilirsin. Bir nefesleniyorum. İstersen önce izle, bir durdur, sonra yap. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Ve arkadan görmek de iyi olabilir. Şimdi eğer kolum başımın altından geçtiğinde boynumun yanında bir sıkışma hissediyorsam başımı böyle yukarıya doğru çevirmesem daha iyi olur. Tamam, onu da söyleyeyim. Şimdi geldim. Dört ayaktayım. Ve bu sefer sağ ayağımı getirdim sağ elimin yanına. Sonra sol dizimle sağ ayağımı aynı hizaya çevirip sol ayak parmaklarımı matının dışına çıkardım. Sonra sağ kolu getirdim bacağımın iç kısmına. Şimdi kolumla bacağım birbirini itmek zorunda, tamam? Yani omuz başım bacağıma dokunduğu yerden stabil hale getiriyorum kolumu. Kolum sallanırsa bu biraz rahatsız edici ve belki tehlikeli de olabilir. Hani omzunun kol bacağından dolayı öne düşmesi gibi. Sonra sağ elimi getiriyorum matımın dışına doğru, sağ ayağımın dışına doğru daha doğrusu. Ve omuz başımı iyice kolumun altına getiriyorum. Sonra bakıyorum birazcık daha sol bacağımı öne alsam daha iyi. Sağ ayak parmaklarımın ucuna yükseldim. Sağ avucum hep yerde. Sağ elim oynamaması gerekiyor. Sonra sol elimle sağ ayağımın dışını tuttum. Bacağımı önce öne uzattım. Bak önce öne uzatıyorum. Hiç daha başımı geçirmedim. Eğer bu sağ bacağım dümdüz olmuyorsa başımı geçirmemeliyim zaten. Baktım başımı geçirmek için bacağım rahat. Sonra birazcık daha sol kolumu geriye doğru çeker gibi yapıyorum. Ve sağ kolum sağ bacağımı dışa itiyor. Ve sonra yavaşça ayağımı yere koydum. Ve rahatça çıktım. Şöyle birazcık omuzlarımı yumuşatıyorum. Okay. Şimdi bu poz daha, neden daha rahat, neden hazırlık gibi ya da neden birinci aşama gibi? Çünkü arkadaki dizim yerde ve arka bacağımda çok dengesel bir rol yok. Mümkün olduğu kadar bedenimin üstü ve kolumla aslında yönetiyorum süreci. Fakat şimdi arka bacağımı düz kullanarak yapacağım. Ve bu birazcık daha denge anlamında da biraz zorlayabiliyor. Gülüyorum çünkü gerçekten biraz böyle karmaşık fakat aynı zamanda eğlenceli bence. Şimdi şöyle başlayacağız. Aşağı bakana yerleşeceğim. Solda yapmıştım önce. Yine sol ayağımı getirdim. Arka ayağımı yan çevirdim. Sanki ikinci savaşçı yapacak gibiyim. Sonra sol kolumu sol bacağımın altından daldırıyorum. Nasıl az önce omuzumu geçirmeye çalıştım o şekilde. Sol topuğumu yukarıya kaldırıyorum ve sol avcum yerde. Arka bacağım çok güçlü. Sağ elimle sol ayağımın dışını tutuyorum. Kolumla bacak birbirini itiyor. Ve önce bacağımı öne uzatıyorum. Ve sonra belki
başını kolumun ortasından öne geçiriyorum. Ve yavaşça ayağımı yere koyuyorum. Sol kolu çıkarıyorum. Ve buradan bir oturup dinleniyorum. Okey. Neyle en önemli kısım? Sağ kol ya da sol kol. Yani yerde olan kolum sabit, sallanmıyor. Ve mümkün olduğu kadar bacağımı dışa doğru itiyorum. Yukarıdaki kolumla da kolumu sanki böyle içeriden dışa doğru çevirir gibi yapıp biraz daha arkaya almaya çalışıyorum ve göğüs kafesimi, başımı kolumun önüne geçirmeye çalışıyorum. Ve tabii ki bedenimiz solu ya da sağı müthiş bir uzama halinde. Genelde öndeki ayağı da unutuyoruz. Öndeki ayağımı, topuğumu ileri itiyorum. Topuğu ileri itiyorum. Hani flex yapıyoruz ve parmakları aynen o şekil. Okey, şimdi sağ tarafta yapacağız. Geliyorum aşağı bakana. Yerleştiriyorum sağ ayağımı. Yan çeviriyorum arka ayağımı. Ve sonra sağ kolu daldırıyorum. Avuç için yerde. Ve belki biraz eğilip daldırıyorum. Arkadaki dizimi bükerek biraz. Ve avuç içimi yerde tutarken ikisini de sağ topuğu yukarı kaldırıyorum. Sırtı hafif kamburlaştırdım. Zaten biraz eğildiğim için. Sol elle sağ ayağımı dışına tuttum. Sağ kolum sabit. Sağ kolum sağ bacağımı dışa itiyor. Ve sonra sağ bacağı öne doğru uzatıyorum. Mümkün olduğu kadar ben de bacakla birlikte uzuyorum. Ve ondan sonra başımı kolumun arasından geçiriyorum. Sağ topuğumu öne itiyorum. Arka ayak tabanımı yere. Ve yavaşça çıkıyorum. Ben ne zaman böyle dengemi hafif sarsam orada bir hafif gülüyorum ki böyle biraz olayı sanki toparlıyorum o esnada yumuşayınca çünkü. Okey. Bir derin nefes alıyorum. Boğazdan bırakıyorum. Okey. Birazcık omuzları yumuşatalım. Rahatlasın. Ve fark ettiniz umarım. Gerçekten karmaşık bir poz. Çünkü aynı anda birçok yerle alakalı senkronize bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Bacağını öne iterken topukla birlikte sen de kolunla beraber öne uzanıyor gibisin. Kolunu yere ittikçe sol kol, yukarıdaki kol mesela geriye doğru çekiyorum. Ve aynı zamanda bir çevirme de var pozun içerisinde. O yüzden çevirdik yerdeyken. Çok fazla gerçekten unsur var. Arka bacakta hele ki yukarıdaysa. Fakat çok keyifli bir poz. Umarım sen de keyif almışsındır. Okey, şimdi birazcık öne katlanalım. Sağ bacak uzun. Sol dizi getir sağ dizin üstüne. Öne doğru uza ve katlan. İstersen ayak bileğinden tutabilirsin. Ayak parmaklarını kendine doğru çekebilirsin. Ya da bu pozu tamamen yin bir tavırla da yapabilirsin. Tamamen kendini serbest bırakarak. İki nefes daha. Ve sonraki nefeste yavaşça yüksel. Buraları istersen uzun da tutabilirsin. Ne kadar kalmak istiyorsan. Ve bu sefer sağ dizi getir sol dizin üstüne. Yine ister öne doğru uza. İstersen hiç uzamaya çalışmadan tamamen bırak. Benim şu an bir uzayasım var yine de hafif öne doğru. Kendimi uzatarak başı bırakmak ihtiyacındayım. Ve sonraki nefese yüksel. Bacakların ikisini de öne doğru uzat. Bir tane paşimottanasana sana yapalım. Ayakların arasını istediğin kadar açık tutabilirsin. Öne doğru uzan ya da tamamen bitişik tutabilirsin. İstediğin bir noktadan yakala. İster ayaklarından, ister
çaprazlama tutabilirsin, nasıl rahat ediyorsan. Ya da bir blok varsa bloğu koyabilirsin mesela ayaklarının önüne. Sonraki nefesle yüksel. Nefes meditasyon çalışmalarını yapmak istiyorsan yapabilirsin. Farklı ihtiyaçların varsa yapabilirsin. Ya da ben Shavasana'ya doğru geçiyorum. Benimle beraber geçebilirsin. Derin bir nefes alıp bırak.